Ya adaylık açıklamasındaki o sert konuşmanız çok tartışılmıştı o dönem. Hani şu anda hani bir birlik beraberlik mesajı tarzı şeyle noktaladınız konuşmanız ama oradaki açıklamalarınızda genel merkez koridorlarında dedikodu yapanlar türünde bir ifade vardı. İşte birkaç daha sert ifade vardı. Gökyüzünü işte ben yoksam Ben yok yoksam gökyüzü çıplak kalır. çıplak ifadesi vardı. İşte bunlar biraz aslında belki de şey yapmış olabilir mi? Yani bu tartışmaları işte CHP kamuoyundaki bu şeyleri körüklemiş olabilir mi? O konuşmanızın çok doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Daha sonrasında dönüp de ya evet biraz bunu fazla mı yaptım diye bir kendinizi eleştirdiğiniz nokta var mı? Yo, aksine hani size bazı şeyler sert, bazı şeyler yumuşak vesaire geliyor. Yani o konuşma için heyecanlı bir konuşma denebilir ama sert bir konuşma denmez. Çünkü kimseye bir sertlik ifade eden bir konuşma değildi. Benzer konuşmaları aslında sizler çok ilçe kongreleri takip etmediniz ama kongrelerde de söylediğim şeydi. Yani bazı arkadaşlarımız, bazı insanlar, Türkiye'de bazı insanlar kendileri yoksa gökyüzünü çıplak kalacağını zannediyor. Yani ben yoksam bu dünya bitecek falan zannediyor. İstiyorlar ki 1 milyon yıl o görevde kalsınlar. Yani kainatta kalsınlar, onlar da kalsınlar istiyorlar. Bu onlara bir cümleydi. Yani ben yoksam gökyüzü çıplak kalır diyenler. Söylediğim şey 2 dönem, 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem görev yapanlar şimdi değişimden bahsedemez demiştim. Yani ben yoksam gökyüzü çıplak kalır diyenler merak etmesinler. Hiçbir şekilde hiçbir faninin boşluğu dolmayacak durumda değil. Yani bizim ülkemizin kurucusu, hepimizin lideri vefat etti. Ülke devam etti yoluna, devam eder. Bunu söyledim. Genel merkez koridorlarında dedikodu yapanlar. Şimdi herkesin demin söylediğim gibi, yani o samimiyetle size aktarabildiğimi düşünüyorum. Herkes aday olabilir. Herkesi birileri destekleyebilir. İşte bizim partide nasıl aday olunacağı, nasıl yürüneceği, kimin destekleneceği belli. Kaldı ki iki tane daha aday vardı benim dışımda. Onu yapmayıp sadece bir şekilde dedikodu üreterek, dedikodu üretmek demek birini desteklemek falan değil. Yani başka şeyler üzerinden dedikodular üreterek birinin işte il başkanı olmasın, aman olmasın. Niye? Çünkü ben çok istemiyorum. Üzerinden yapılan şeylerin demokrasiye uygun olmadığını söyledim. Yani o yüzden orada dedim ki delegeler karar verecek buna. Bunun yani Şenol Aslan onun il başkanı olmasını istemeyen Cumhuriyet Halk Partililer delegelere gitmelidir, delegelere anlatmalıdır, partililere anlatmalıdır. Yani bunu bir darbe girişimi denemesi, genel merkezden gelecek bir başka şeye beklemek yanlış bir şeydir. Partide bu yolları açarsınız. Bu yollar açıldıktan sonra ülkede demokrasiyi yok ettiğiniz şeyler bundan sonra otoban olur. O süreçteki tavrı darbe girişimi gibi mi değerlendiriyorsunuz? Ya ben işte böyle şeyler söylüyorum ya. Bakmayın şimdi o sinirlere. Yani evet. Yanlış işler olduğunu söylüyorum. Neyse.